Şimdi gelelim bana atfedilen işte bazı tweetlere. Mesela bir tane örnek gösterilen tweet'im var. İşte sarı kırmızı yeşil yazmışım. Herkes diyor ki PKK destekçisi ya da işte PKK için yazın. Gerçekten cehaletle açıklanabilecek bir şey. Sarı kırmızı yeşil tweetim hatırladığım kadarıyla o kadar eski tweet yani o zaman ne bağlamda yazdığımı hatırlamıyorum ama benim hatırladığım kadarıyla şuydu mevzu. TRT Şeş'te bir program var. O zaman TRT Kürdü değil adı. Yani Kürtçe yayın yapan devletin kanalı. Bir gündüz programında e, Mutfakta yemek yapılıyor ve orada işte limon, domates, salatalık bir tabakta yan yana gelmiş. Bu sarı kırmızı yeşile bir göndermeymiş diyerek bunu bir skandal olarak veren haber kanalları vardı. Yani bu çok saçma bir tepkiydi. Ama ülkemizde maalesef hatırlarsınız 90'larda başka saçmalıklar da yapıldı bu hususta. Yani mesela bölgedeki trafik ışıkları değiştirildi sarı kırmızı yeşil diye. Yanılmıyorsam sarı kırmızı mavi yapıldı trafik ışıkları. Hani böyle şeyler yaşandı ve şu şunun altını çizmek önemli. PKK nasıl bütün Kürtleri temsil etmiyorsa sarı kırmızı yeşil de PKK'yı temsil etmiyor. Yani sarı kırmızı yeşil dediğiniz şey sizin Kürtlerin bin yıldır benimsediği yerel renkleri. Nitekim bugün başbakanlık döneminde başbakanlıkta ya da cumhurbaşkanımız döneminde cumhurbaşkanlığında ağırlanan Irak Kürt bölgesel yönetimi temsilcileri olursa onların bayrağı konuluyor ve o bayrakta sarı kırmızı yeşil var. Çünkü Kürtleri temsil eden renkler olarak düşünülüyor bu renkler. Dolayısıyla o tweetin PKK sempatizanlığıyla vesaireyle asla ilgisi yok. İkinci yine bana yöneltilen suçlamalardan birisi. Türk ordusu peygamber ocağı olarak görmediğime dair söyleniyor. Şunu yine akıllarda tutalım. Türk ordusu peygamber ocağı olarak neden düşünmüyordum acaba? Acaba Allah isminin yasaklı bir yer olmuş olmasına olabilir mi? Yani o dönemler. Allah demek yasaktı TSK'da. Ancak Tanrı diyebilirdin, o şekilde dua edebilirdin. Yani bırakın Hz. Peygamber'in sallallahu ve isminin anılmasını, böyle bir durum söz konusu. Ya da mesela şundan olabilir mi? Asker annelerinin başörtüler diye yemin törenlerinden zorla çıkarıldığı bir ordu söz konusuydu. Ya da mesela şundan olabilir mi? Askeriyenin hastanesine Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gittiğinde başörtülü diye alınmayan bir ordu söz konusuydu. Hatta size madem kişisel tarihimden bir anekdot anlatayım. Gazi olan Eniştem ameliyat oldu Gata'da. Ziyarete gittik. İşte iğnelerini çıkar. işte başörtünü de şöyle bağlarsan girebilirsin falan dendi bana ve ben de girmedim. Sonra eniştem o ameliyatın ertesi günündeki haliyle benim geldiğimi ve alınmadığımı duyunca adamcağız otoparkın e, oraya indi ve biz parmaklıklar arkasından Görüşebildik kendisiyle. Yani böyle bir yerdi. Dolayısıyla benim e, o dönem Peygamber Ocağı olarak nitelendirmemi belki siz yanlış buluyor olabilirsiniz. Ama benim o dönemki hissiyatım buydu. Bugün kesinlikle farklı bir yerdeyim çünkü bugün Türk ordusu çok çok farklı bir yerde. Bugün Türk ordusunda artık biraz önce bahsettiğim gibi İslam karşıtı saçmalıklara yer yok. Yani ülkesiyle milletiyle barışmış bir ordu söz konusu özellikle 15 Temmuz'dan sonra ordumuzun Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin topraklarını özgürleştirmesindeki rolünü bilip ya da Somali'de yaptığı hizmetleri görüp herhangi bir şekilde antipati duymak mümkün değil. Fakat bugün Türk ordusuna satılmış diyen milletvekilleri CHP'deyken tutup da bana 11 yıl önceki bir tweet üzerinden laf edemezsiniz. Yine diyorum, sizin ahlaki üstünlüğünüz yok. Siz askere sarayın askeri diyorsunuz ya. Polise sarayın polisi diyorsunuz. Kaymakama militan diyorsunuz ama ondan sonra Demirtaş'ın ne suçu var diyorsunuz. Siz bana ders verebilecek en son kişisiniz. Bu e, sosyal medyada yayılan tweetler içerisinde beni en çok rahatsız eden ve yanlış bir biçimde ifade ettiğim tweet, bu e, Türk-Kürt Savaşı diye adlandırdığım e, tweet, bunu ben o zaman Twitter ilk defa kullanmaya başladım. Başında da e, başka bir hesap yazıyor. Birisine mesaj attığımı sanarak yazdım. O anda o aralarda daha diye mi çözmemişim. O kişiye mesaj attığımı düşünerek yazdığım bir şey, ama yine de önemli değil. O dönem bu hususta yanlış düşünüyormuşum. Yani bunu Türk-Kürt Savaşı diye görmek yanlış bir mantaliteydi. Belki bir taraftan 90'larda olanlar, bir taraftan o dönemin konjonktürü, bulunduğum işte üniversitede etkilendiğim söylemlerden olabilir. Sebebini inanın şu an tam bilmiyorum ama o zihniyetin yanlış olduğunu burada açık gönüllülükle söyleyebilirim. Hele bugün geldiğimiz noktada Asla asla böyle bir durum olmadığını, PKK'nın Kürtlere en büyük zulüm uygulayan terör örgütü olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu Türkiye'de de böyle, örneğin Suriye'de de böyle. Suriye'de YPG'nin ortaya çıkışı bütün diğer farklı görüştüğü Kürtleri öldürerek oldu. Nitekim Türkiye'de PKK'nın ortaya çıkışında da ve sonraki süreçte yaptığı saldırılarda da, işte bugün Diyarbakır annelerinin, Çektiği sıkıntılarda da gördüğümüz gibi böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi birisine özel mesaj olarak attım sandığım o tweetten ötürü bugün önüne gelip de kalbi kırılan varsa onlardan da özür diliyorum, helallik istiyorum. Yine söz konusu tweetlerimden bir tanesi de devleti seri katil dediğim söyleniyor. Aslında bu Hrant Dink'in oğlunun katlinden sonra yazdığı yazılardan birisi. Onun başlığı. Ben de bu yazıyı okuyup da başı öne eğilmeyen yoktur herhalde yazmışım. Kendime ait olan kısım o. Şu orada anlatılan da. Hrant Dink öldürüldü. Hrant Dink'den önce zirve yayın evi bir katliam olarak gerçekleşti. Raip Santoro cinayeti var. Tüm bunlarda devletin içerisinden bir aymazlık, ihmal ya da belki direkt müdahale söz konusu. Ve devlet eğer burada bunları ortaya çıkarmazsa katilleri koruyor anlamına gelen bir yazı. Burada Arad Dink'in başlığını paylaşmış olmama belki bir tepki gelebilir. Ben zaten bu başlık dışında derin devlet kendim hep yazıyorum. Bu tweetten yola çıkarak beni CHP'nin il başkanı ile aynı yere koyuyorlar. Neden? CHP'nin il başkanı da devlet seri katil diye tweet atmış. Dediğim gibi Arat Dink'in yazısını paylaşmıştım ben sadece. Peki CHP'nin il başkanı ne için atmış bu tweet'i? Berkin Elvan'ın ölümü üzerine kendisi yazmış bu tweet'i bu şekilde. Peki CHP il başkanı başka neler yapmış? MLKP'nin kurucusuna, komutana bin selam diye tweet atmış. Yani terör örgütü MLKP'nin kurucusuna bin selam yolladığı ve ona komutan olarak hitap ettiği tweet'i var. Ya da elime makineli tüfek alıp Soma'ya ve hatta Ankara'ya gitmek istiyorum dediği tweet'leri var. Yine hatırlayın 6 7 Ekim'de e, halkı sokağa çağıran tweet'leri var ama 15 Temmuz'da devletini savunmak için sokağa inen millete de maalesef hakaret eden, onları aşağılayan ve sanki katil onlarmış, suçlu onlarmış gibi yansıtan tweetleri var. Yine şunu da hatırlatmak lazım Kaftancıoğlu deyince. Kendisinin yönettiği CHP İstanbul il yöneticileri örneğin PKK'lı Aysel Koç'un cenazesine gitmişti. Herhalde kendisinden habersiz olmamıştır. Ya da yine aynı şekilde DHKPC'liler Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiklerinde de o gün attığı tweetlere bakarsanız yine kendisinin katilleri savunan bir noktada olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla aramızda dağlar kadar fark var. Ayrıca şöyle farklar da var. Mesela CHP'li Gürsel Tekin PKK'nın kanalına çıkıp röportaj verebiliyor. Ya da PKK ile başları e, CHP'ye açıktan o isteyebiliyor. Ya da sihalarımız e, SİHA'larımız PKK'lıları vurunca CHP'li Sezgin Tanrıkulu çıkıp aslında onlar sivil piknikçilerdi diyerek devleti e, katliam yapmakla suçlayabiliyor. Ya da İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bütün aklınıza gelen CHP'liler. İşte Demirtaş'ı alkışlıyorum. Demirtaş neden içeride? Demirtaş aslında suçsuz ya da suçu ne gibi açıklamalar yapıyorlar. Ya da CHP Suriye konferansı yapıyor ve YPG ile barışalım mesajı veriyor. Ya da uzun süre CHP'lilerden YPG terör örgütü demediklerini, YPG vatan savunması yapıyor dediklerini duyuyoruz son yakın zamanlara kadar. Ya da CHP'li Bekeroğlu Suriye'de PKK'ya karşı mücadelemizi aslında oraya TOKİ konutları yapmak için giriyorlar diye ordumuzu suçlayabiliyor. Ya da CHP'li kulu YPG ABD korumasından mahrum kalacağı için karanlık günler bizi bekliyor diye açıklama yapabiliyor. Ya da HDP'li milletvekillerinin meclis kürsüsünden CHP ve İyi partililere dönüp oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz diye racon kestiği bir durum söz konusu. Ya da HDP'li milletvekillerinin yine biz seçimde ittifak yaptık ama bu ittifakı gizli yaptık. Artık bu ittifakı gerçeğe dönüştürelim, her şeyi halka açık yapalım diye söylediği sözleri var. Ya da eski HDP'li milletvekili Sırı Süleya Önder'in yeri gelince işte bize gelip danışıyorlar İyi Parti ve CHP için diyor. Nereye hangi adamı koyalım, ne yapalım? Ama yeri gelince de PKK ile HDP bir aradadır diye Akşener'in açıklamasına tepki gösterdiği sözleri var. Tüm bunlar bu sandık ittifakları PKK'ların verdiği siyasi destek, sizin CHP'li vekillerinizin Gamze İlgezdi, Akkuş, Sezgin Tanrıkulu bunların PKK'ların cenazesine gitmesi söz konusuyken siz nasıl olur da AK Parti'ye yakın diye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunuyor diye bazı yazarları bu şekilde suçlayabilecek yüzü kendinizde bulabiliyorsunuz. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyorlar bana? FETÖ'ye şiir yazdın. Bu bahsedilen yazı 2010 yılında çıkmıştı. Şöyle bir cümle bahsettikleri de yani FETÖ'ye metiyeler düzen şiir yazdı dedikleri mevzu. Dağlarına bahar geldi memleketimin Gülen de görse bu güneşi Ahmet Kaya'da diye devam ediyor. Yani bunun neresi FETÖ'ye metiye? Gülen'in Türkiye'ye gelmesinden bahsediyor bahsettikleri yazı. Dolayısıyla buradan bir slogan yaptılar. FETÖ'ye şiir yazdı anlamında ve bu şekilde vuruyorlar. Ama zaten meslekleri bu. Yani bir şeyleri çarpıtmak üzerinden. 25-26 yaşında yazdığım, daha bazılarını yazar bile değilken yazdığım cümleler üzerinden bana vuracağınıza bugün devletinizin yanında durmayı deneseniz nasıl olur? Bugün FETÖ'yle mücadelede, bugün Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mücadelesinde, bugün Azerbaycan'da Karabağ mücadelesinde, MİS grubunu, Rusya'yı, Amerika'yı, Fransa'yı masaya çağıracağınıza devletinizin, ordunuzun yanında dursanız ne olur? Ne kaybedersiniz? Suriye'de, PKK ile mücadelede, Afrin merkeze girmeyelim diye korkakça açıklamalar yapan genel başkanınız yerine aslanlar gibi yapılan operasyonların, harekatların arkasında dursanız ne olur? Bugün sihalarla dünya askeri literatürüne giren işler başarmışken, savunma sanayini %70 yerleştirmişken bu gelişmeleri görmek yerine bize Uganda'yı, Küba'yı örnek göstermeseniz ne olur? Okurlarıma şöyle bir mesajım olacak bu eskilerden bahsederken. Bir yazar için halktan sövgü almak ne kadar belirleyici olmaması gerekiyorsa övgü almak da aynı şekilde benim için. Çünkü eğer halkın ne dediği beni yönlendirirse, bu tek ölçüt olursa hak bildiğimi yazmaktan geri durabilirim. O yüzden burada yaptığım açıklamaları da bu minvalde alın. Yani Eski tweetlerimin bazılarından ötürü, ki burada açıklamalarını yaptım. Bu eski tweetler 17-25 Aralık sürecindeki duruşumdan sonra FETÖ'cüler tarafından arşivimden çekilerek çok eski zamanlara ait olan şeyler bağlamından koparılmış işte o sarı kırmızı yeşil tweetinde olduğu gibi ya da e, Fethullah'la alakalı cümleyi alıp Fethullah şiir yazdı. Yani Türkiye'ye dön imasını Fethullah şiir yazdı diye vermeleri gibi bağlamından koparıp karalamak, hedef göstermek ve yıpratmak için, susmamız için yapılıyor bunlar. Ben gerçekten elimden geldiğince kalemimle dilim döndüğünce burada bir mücadele veriyorum. Bu mücadelede yani bir yandan iki çocuk yetiştirip bir yandan bu mücadeleyi vermek, hayatın her alanına yetmeye çalışmak zor ama elimden geldiğince yetmeye çalışıyorum. Bu açıklamaları da şu yüzden yaptım. Bu açıklamaları herhangi bir şekilde bana iftira atanlar ya da o kötü niyetlilere yapmadım asla. Bu açıklamaları beni takip eden, Hile Hanım bu neydi acaba? ya da şu ne anlama geliyor acaba diye soran okurlarım için yaptım. Çünkü sadece onlara bu açıklamayı borçlu olduğumu düşünüyorum. Kendim bu geçtiğimiz süreçlerin hepsinde yani en son 15 Temmuz bence bir milat insanların nerede durduğunu görmek için karnımda bebeğimle ben köprüde eşimle beraber bulundum. Tweetlerle, işte görüntülerle, sonra katıldığım yayınla elimden geleni yapmaya çalıştım. Ne yapsak az. Ya çünkü neticede bu millet Erdoğan'ın liderliğinde çok tarihi bir mücadele veriyor. Bir dönüm noktasında Türkiye, bir yükseliş arefesinde Türkiye ve daha önceki videomda da dediğim gibi burada büyüyen bir çınar var ve bu çınarın gölgesine sığınan mazlumlar var. Bu çınara sırtını dayayan mağdurlar var. Onlara, şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize de borçlu olduğumuz bir mücadele söz konusu. Ben bundan sonra elimden geldiğince doğru bildiğimi, hak gördüğümü yazmaya devam edeceğim ve bu anlamda sizinle kurduğum ilişkiye de çok kıymet verdiğim için bu açıklamaları yaptım. Yoksa diğer beni suçlayan, kötü niyetliler gibi ki kendi geçmişlerini hatırlatınca gördüğünüz gibi hemen pıstılar, sesleri de çıkmadı. Onlara herhangi bir açıklama borçlu olduğum için değil